Hoş geldiniz, ben Zeynep. Bugün sizden çok istenen bir videoyla karşınızdayız. Otopsi yardımcılığı hakkında soru cevap. Tercihlerim bitmesine 2-3 gün kaldığını farkındayım ama gerçekten çekmek için vaktim yoktu. Bu yüzden YouTube kanalı için bu videoyu çekemedim. Üzgünüm. Saçlarımın renginin karmaşasını da kusura bakmayın, boyayacağım yani. Teşekkürler. Öncelikle ben geçen senenin mezunuyum. 2021 yılında mezun oldum otopsi yardımcılığından. Şu an atama bekliyorum, KPSS'ye hazırlanıyorum vesaire. Bendeki tüm bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Eğer yanlış bir şey dediysem, dilim sürttüyse vesaire, siz yorumlarda düzeltebilirsiniz bu bölümü okuyan diğer meslektaşlarım. Teşekkür ederim. İnternette falan çok bilgi yok. Hani var ama doğruluğunda insana şüphe ediyor doğal olarak ki bazıları zaten yanlış. Ben şimdi düzelteceğim burada. Benim yanlışımı da siz düzeltirsiniz. Teşekkür ederim. Otopsi yardımcılığı TET puanıyla alan 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür arkadaşlar. Yılında en yüksek sıralama isteyen üniversite Üsküdar Üniversitesi %100 bursla 427 bin sıralama istiyor. Bunu detaylı olarak internete bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de ters bir şekilde anlatmaya başlayalım. Öncelikle otopsi yardımcılığından iş imkanlarından bahsedeceğim. Sonra da hangi mesleğe, meslekte neler yapıldığına değineceğim. İş imkanları özelde yok arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı'nda var. Sağlık Bakanlığı'nda eğitim ve araştırma hastanelerine atanıyorsunuz. Atanmada KPSS istiyor. Babam geldi. Adalet Bakanlığı'nda ise KPSS ve mülakat istiyor. Adalet, adli tıp kurumlarına atanıyorsunuz. Arkadaşlar özelde olmadığı gibi adli tıp kurumuna atanırsanız da Sağlık Bakanlığı'na atanırsanız da farklı işler yapıyorsunuz. Adalet Bakanlığı'nda adli tıp kurumlarında otopsi yapılırken Sağlık Bakanlığı'na da otopsi yapılmıyor. Bunun ne yapıldığı konusunda tam bir detaylı bilgiye ulaşamadım ama darp raporu falan hazırlandığını söylemişti birkaç kişi. Detaylı bilgiye ulaşamadım. Ama otopsi işlemini yapmak istiyorsanız Adalet Bakanlığı'na atanmanız gerekiyor. En azından şu an şartlarıyla bu şekilde. Hemen şipşak maaşlara değinelim. Otopsi yardımcılığının şu anki maaşları ortalama 11 bin ve 12 bin arasında gidip geldiği söyleniyor. Bu civarlarda değişiyor. Ayrıyeten otopside, feti kabir işlemlerinde ayrıyeten ekstra ücret alıyorsunuz. Feti kabir nedir? Gömülmüş bir cenazenin topraktan çıkarılıp örnek alınması. Feti kabir. Kısaca. Sağlık Bakanlığı'nda rapor tutulduğunu söylemiştim. Adalet Bakanlığı'nda ne yapılıyor peki? Adalet Bakanlığı'nda ne yapıldığına değinilmeden önce şunu demek istiyorum. Çoğu yerde insanlar bunu yanlış biliyor. Adli tıp uzmanı doktor otopsi yapar diye bir algı var. Hayır arkadaşlar, otopsi yardımcıları bizler yapıyoruz. Adli tıp uzmanı raporu tutuyor. Benim staj gördüğüm yerde raporu tutuyordu. Aynı zamanda fotoğraf çekimini adli tıp uzmanı yapıyordu. Çok işte karmaşık bir vaka ya da karmaşık bir organda karmaşık bir şey olmadığı sürece vakaya dokunmuyordu arkadaşlar. Uzaktan incelemesini yapıp notlarını alıyordu. Otopsi yardımcıları vakayla iç içe. Peki otopsi yardımcıları Adalet Bakanlığı'na atanırsa ne yapacak? Görevi neler? Öncelikle gelen cenazenin otopsi salonuna girişini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Otopsi salonuna girişini sağlıyor. Üstten anlatacağım biraz. Vakayı otopsi salonuna alıyorsunuz. Otopsi masasına koyuyorsunuz. Adli tıp uzmanı geliyor. Onunla birlikte ölüm muayenesi ardından otopsi işlemi yaparak başlıyorsunuz bu işleme. Ölüm muayenesi nedir? Vakanın dışındaki tüm işte çiziklerin, morlukların, fotoğrafların çekilip not alındığı, vakanın dıştan işte tüm fotoğrafların vesaire çekilip morlukların, çürüklerin, çiziklerin not alındığı bir işlem. Bir muayene türü. Bunları yaptıktan sonra otopsiye başlıyorsunuz arkadaşlar. Kafa, göğüs ve batın olarak 3 boşluk açılıyor her otopside. Kafatası açılır, beyin çıkarılıyor. Boşluk açılıp organlar çıkarılıyor. Çıkarılan organlardan kesiler alınıyor. Kesiler atılıyor. Örnekler alınıyor. Örnekler kaplara konuluyor ve onları laboratuvarlara gönderimi de siz yapıyorsunuz. Sonra vakayı organları geri koyup dikiyorsunuz vesaire. Yani bu vakayla olan tüm işlerden siz sorumlusunuz. Otopsi işlemi bittikten sonra vakayı cenaze torbasının içine koyuyorsunuz ve cenazeyi aile yakınlarına teslim ediyorsunuz. Aile yakınlarına teslim etmek de bizim görevimiz arkadaşlar. Aynı zamanda o yapılan hani otopsi masasının temizliği ya o otopsi salonu temizliğinden de bizler sorumluyuz. Temizliği de bize ait. Bazı illerde adli tıp kurumları gelişmemiş oluyor ve bu yüzden vakadan aldıkları doku örneklerini gelişmiş olan illere yolluyorlar. Benim staj yaptığım ilk gelişmiş bir il olduğu için başka ilden gelen doku örnekleri, organ örnekleri vesaire oluyordu. Biz onları tek tek numaralandırıyorduk, tek tek ayırıyorduk. İşte bu örneklerin laboratuvara gönderilmesini biz yapıyorduk. İşte alınan tırnak örneklerinin, kan örneklerinin vesaire ayırıp onları da laboratuvarlara biz yolluyorduk. Yani bu tarz görevleriniz var arkadaşlar. Vakayla iç içesiniz. Bazı yerlerde soruluyor, ben vakayla tek başıma mı kalacağım, cesetle tek başıma mı olacağım vesaire. Genelde otopsi 2 ya da 3 kişiyle yapılıyor. Ama 2 kişilik otopsi yapıldığı zaman bir uzman doktorunuz oluyor ve vakanın dikim sırasında uzman doktor gidiyor. Çünkü ona ait artık hani onun işi bitmiş oluyor. O an vakanın dikimini tek başınıza yapıyorsunuz veya otopsi salon temizliğini tek başınıza yapıyorsunuz. Tek kalma ihtimaliniz var. Kardeş tek kalacak mıyım vesaire. Tabii ki kalacağınız zaman olacak. Nasıl bir otopsi salonunda bazı yerlerde 4 bazı yerlerde 6 tane yani masa oluyor. 4 farklı otopsi yapılabilir orada ama bazen tek vaka gelir. O vakada siz görebilirsinizdir.
Ve o adli tıp uzmanının işi bittikten sonra mesela siz vakayı dikerken adli tıp uzmanının bir işi kalmıyor ve gidiyor. Vakayı dikerken vakayla tek başına oluyorsunuz. Cenazeyle tek başınıza oluyorsunuz. Veya temizlik yaparken, oranın temizliğini yaparken. Bu yüzden tek kalma ihtimaliniz var. Ama zamanla bence buna alışırsınız ve korkmazsınız. Koku oluyor mu? Psikolojik olarak zorlukları var mı? Vesaire gibi çok soru gelmiş. Arkadaşlar tabii ki koku oluyor ama ben taze ölmüş vakalarda, taze ölmüş cenazelerde artık kokuya alışmıştım, kokuyu almıyordum ama çürümüş cesetler gerçekten kötü kokuyor. Hatta biz ilk çürümüş cesetimize girdiğimizde o koku bizim üzerimize, yani bir otopsi yaklaşık hani 2 saat falan sürüyor. O koku bizim o 2 saatte öyle bir üstümüze sinmiş ki tüm gün boyunca yukarı kokladığımızda o vakanın o kokusunu alıyorduk, yani üstüne sinen bir koku bu. Ve gerçekten kötü kokuyor. Aynı zamanda psikolojik zorlukları var mı diyorsanız, ben zorlanmadım ama mesela bizim staj yaptığımız yerde bir arkadaşın küçük kardeşi vardı ve o yüzden çocuk otopsilerine girmekten çok korkuyordu. Etkileneceğim, çok kötü olurum vesaire diyordu. Mesela bir arkadaşımız günlerce et yiyememişti. Bu psikolojik sorun yaşadığımı vesaire bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ben yaşamadım ama yaşayan vardır. Hatta bir arkadaşımız 2 yıl okudu, stajda bıraktı. Ben dedi ben yapamayacağım dedi. Çok kötü oluyorum. Yani olabiliyor böyle. Var mı alımı nasıl arkadaşlar? Şu yılda işte 3-4 kere alım yapıyor diyelim. Şu ana kadar hepsini 10-15 kişi aldı. Alımı yani gerçekten çok az. Ve onlarca, yüzlerce mezun olduğunu varsayarsak 15 kişi nedir ki? Gerçekten az. Şu anki alımda 57 kişi alıyor. Bayağı bir artmış. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama şu ana kadarki alımı düşük. İşsizliği olan bir meslek. Bunu üstünü geçin. Bundan sonra ne olur? Sistem değişir mi? Bazı adli tıp kurumlarının mesai saatleri galiba uzamış diye bir şey okudum. Sistem değişirse belki daha iyi olur bizim için. Ama şu anda işsizliği çok. Biri de sormuştu. Kızlar mı yoğunlukta, erkekler mi yoğunlukta diye. Bunu da söyleyeyim. Bizim sınıf mevcudumuz 60 kişiydi. Yaklaşık olarak 50 kız, 10 erkek falan vardı arkadaşlar. Benim gördüğüm yerlerde kızlar bayağı bir oranda daha çoktu. Genel olarak nasıldır bilmiyorum. Bunu belki işte Yok Atlas gibi sitelerden daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Kızları hangi tür dersler görüyorsunuz, hangi dersleri görüyorsunuz diye de soruyordu. Şu an karışık olarak söyleyeceğim. Anatomi, histoloji, fizyoloji, kimya, biyokimya, terminoloji, adli tıp, olay yeri inceleme, histopatoloji, patoloji. Böyle bir sürü ders gördük. Genelde biyoloji işte ağırlıklı, kimya ağırlıklı dersler görüyoruz. Teşekkür ederim. Aklıma gelen dersler şu an bu kadar. Bunu dediğim gibi bunu internetten de daha detaylı araştırabilirsiniz arkadaşlar. Şu an aklıma gelen tüm bilgileri size aktarmaya çalıştım. Sorduğunuz soruları, bir yerlerden aldığım sorulmuş soruları da size aktarmaya çalıştım. İnşallah işinde yarar, yaramazsa yorumlarda vesaire yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. KPSS'de tercih yapmak istiyorsanız 70 üstü almanız gerekiyor ama ben kesinlikle atanırım vesaire diyorsanız eğer atanmak istiyorum. Bence 80 üstü almanız lazım, hatta 85'e zorlamanız gerekiyor ama yüksek puan almak da atanmak için yeterli değil. Biliyorsunuz ki Adalet Bakanlığı'nda mülakatlar var. Mülakat da lazım. Yani genel kültür falan. Ne mi soruluyor? Galiba 6 tane soru soruluyormuş. 3'ü otopsiyle ilgili, otopsi yardımcılığıyla ilgili. 3'ü de genel kültür. Thank you.